Dilde çatının, cümle çeşitlerinin, anlatım bozukluklarının olmadığı 2020 LGS'de dil bilgisi bölümünde soru çıkarması muhtemel en önemli konu cümlenin ögeleri olarak görülüyor. Ögeleri ayırırken nelere dikkat etmeliyiz? Ögeleri bulurken hangi soruları sormalıyız? Bizi yanılgıya düşürecek şeyler nelerdir? Bu ve buna benzer birçok sorunun cevabını dersimizde göreceğiz. Hadi hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Biz eğer bir duyguyu, bir düşünceyi, bir eylemi ifade etmek istiyorsak ne yaparız? Bir takım sözcükleri bir araya getiririz ve ne yapmış oluruz? Cümle oluşturmuş oluruz. Devam edelim. Cümle arkadaşlar tek bir sözcükten oluşabilir. Yani geldim, yürüdüm, gittim, okudum, içtim, güzeldi, soğuktu, yağmurluydu. Bunların hepsi birer yüklemdir. Fakat birden fazla sözcükten de oluşabilir. Yani 5-6 tane sözcük bir araya gelerek bir cümleyi oluşturabilir. Bir takım parçalardan oluşur. Fakat bu bir takım parçalar tamamıyla aynı görevlerde bulunmaz. Hepsinin kendilerine göre değişik değişik görevleri vardır. İşte cümlenin anlamını değişik açılardan tamamlayan biz bu parçalara öge adını veriyoruz. Cümlenin ögelerini incelerken arkadaşlar temel ve yardımcı ögeler olarak değerlendireceğiz. Tamam mı? Şimdi yüklem ve özne temel ögelerimizi oluşturuyor. Adı temel olduğuna göre demek ki gerçekten önemli. Bir cümlede yüklem ve özne gerçek anlamda çok çok önemli bulunması bazen bizi zorlayabiliyor. Ama pratiklerle çok rahat bir şekilde bunları bulacağız. Diğer tarafa baktığımızda yardımcı ögeleri görüyoruz. Yardımcı ögeler ne? İşte nesnesi, yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleci ve zarf tümleci diye ya da zarf tamlayıcısı diye bildiğimiz diğer bölüm. Şimdi gelin yüklem, özne yani temel ögeler kısmıyla derse bir başlayalım. Şimdi yüklem nedir? Yüklem deyince böyle birçoğumuzun aklında cümlenin en sonundaki kelime aklımıza geliyor, tamam mı? Yani mesela Ali kitap okumayı sever diyor. Öğrenci gidip bunu işaretliyor. Veya bugün hava oldukça güzeldi diyor. Gidip en sondaki tek kelimeyi işaretliyor. Tamam. Bu çoğu zaman işimize yarıyor ama yeterli olmayabilir. Neden? Çünkü yüklem sonda olabilir, ortada olabilir, başta olabilir. Ama her neyse bu yüklem nedir? Bir kere ona bakmamız lazım. Şimdi yüklem çocuklar bir fiil olabilir. Yani iş, oluş, hareket bildiren bir fiil olabilir. Ya da ek eylem almış bir isim olabilir. Bunun dışında peki yüklem olmaz mı hocam? Olur, niye olmasın? Çocuklar, bildiğimiz tüm sözcük türleri, ikilemeler, deyimler, fiilimsiler, tamlamalar, bunlar yüklem olabilir. Niye bunları söyledik? Teker teker şimdi değerlendirelim. Şimdi yüklem çekimli bir fiil olabilir diyoruz. Çekimli bir fiil. Ne demek çekimli fiil diye kafanızda bir şey oluşabilir. Çekimli fiil bir fiile kip ve kişi ekleri eklediğinizde ortaya çıkan yapıdır. Yani sen bir fiili alıyorsun, kip ek ekliyorsun ve kişi ek ekliyorsun. Oldu sana çekimli fiil. Örneklere bakalım. Sınıfa geç geldi. Şimdi gelmek fiili ne yapmış? Görülen geçmiş zaman eki almış değil mi? Burada görülen geçmiş zaman ekini gördünüz. Gelen kim? O. Kişi eki tabii ki üçüncü kişi olduğu için buraya eklemiyoruz. Ama onun üçüncü kişi eki olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Çalışmadı diyor mesela. Yine görülen geçmiş zaman eki var. Arayacak dediğimiz zaman yine gördüğünüz gibi gelecek zaman kip ekini görüyorsunuz. Bunların tamamı çekimli birer fiildir. Ve dolayısıyla da cümlede yüklem pozisyonuna gelmişlerdir. Arkadaşlar yüklem ek fiil almış bir isim de olabilir. Ek fiil nedir? Ek fiil 7. sınıf konusuydu. Hatırlamanızı isterim. İsimlere gelerek onları yüklem yapabiliyordu. Şimdi bakın normalde başarı kelimesi bir isimdir. L'ı yapım ekini alarak yine isim olmaya devam etmiştir. Bu kelimenin yüklem olabilmesi için tek şart var. O da ek fiil almış olması. Eğer bu kelime ek fiil almazsa kesinlikle yüklem olamaz. Bugün hava yağmurluymuş dediğimiz zaman yine yağmurlu kelimesi bir isimdir. İsim olduğu için bunun ek fiil eki alması gerekiyor. Yani bu mışı kalkıp duyulan geçmiş zaman eki olarak değerlendirmemek gerekir. Bu ek fiilin duyulan geçmiş zamandır. Nereden anlıyorum? Çünkü başına iyi eki getirerek okuyabilirsiniz. Bugün hava yağmurluymuş. Ama okula gelmiş dediğimizde gel imiş diyemezsin. Çünkü o ek eylem değildir. Fakat bu bir ek eylemdir. Yani ne dedik? Yüklemler
ek fiil alarak isimlerin ek fiil alarak oluşturduğu bir yapıda olabilir dedik. Devam edelim. Yüklemler tamlamalardan oluşabilir. Yani isim ve sıfat tamlamalarını biliyoruz biz. İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları. Gençler şimdi isim tamlamaları ve sıfat tamlamaları 6. sınıf konusuydu. Bir hatırlayalım yine de. Tamlayan, tamlanan, tamlayanın ve tamlananın ek aldığı tamlama çeşidi var burada ki belirtili isim tamlamasıdır bu. Yüklemimiz buradan oluşabilir. Ben neden burada kitabıdır kelimesini tek başına almadım? Çünkü burada bir isim tamlaması var. Fatma akıllı bir çocuktu diyorum. Çocuk kelimesi bir isimdir. Nasıl bir çocuk diyoruz? Akıllı çocuk. Yani bir sıfat söz konusu. Bunun tamamı bir sıfat tamlaması. Kalkıp yüklemi sadece çocuktu diye gösteremezsin. Nedeni burada bir sıfat tamlaması olması. Devam edelim. İkinci bölümümüz yani temel ögelerden ikincisi özne. Çocuklar özne nedir? Bir kere ona bakalım. Şimdi biz yüklemi demin belirttik. Yüklemdeki eylemi, işi, oluşu yapan, yüklem hakkında bilgi veren, haber veren ya da o durumu karşılayan sözcük öznedir. Ya da şöyle söyleyelim. Yüklemde bir şey, bir şeyler oluyor. Onu gerçekleştiren öge öznedir. Diyelim ki Ali camı kırdı cümlesi olsun. Camı kıran kimdir burada? Eylemi yapan kimdir? Tabii ki Ali'dir. Ali işte cümlenin öznesi oluyor. Gençler yüklemdeki işi yapan ögeye özne dedik ama öznenin sorularına bir bakalım neymiş onları görelim. Öznenin soruları yükleme sorulacak kim veya ne sorularıdır? Biz insanlar için kim, insan olmayanlar içinse ne sorusunu sorarız. Örnekleyelim. Babam okula beni görmeye gelmiş dediğimizde gelen kimdir? Babam gelmiş yüklemdir. Gelen kimdir? Babam. Babam burada işi yapan mıdır? Kesinlikle o zaman özne oluyor. Peki cümlede biz yüklemi bulduk. Sonra ne yapacağız? İşte şimdi olduğu gibi özneyi bulacaksınız. Yüklemden sonra yapılması gereken ilk şey öznenin bulunması. Öznenin özellikleri ne? Onlara bakalım. Aslında yüklemde söylemiş olduğumuz birçok şeyi özne içinde söyleyeceğiz. İsim ve sıfat tamlamaları, isimler, fiilimsiler, adlaşmış sıfat fiiller, soru kelimeleri, zamirler bunlar özne olarak kullanılabilir. Gelin birkaç tane örnekte bunları görelim. Bütün adaylar bahçede toplandı dediğimiz zaman burada gençler toplandı kelimesini tabii ki yüklem olarak alıyoruz. Toplananlar kimlerdir? Bütün adaylar özne. Peki nasıl adaylar demekten hangi adaylar diyelim? Hangi adaylar? Bütün adaylar bakın sıfat tamlaması oluşmuş. Yani burada sadece adayları almayacaksınız sıfat tamlaması olduğu için. Dayımların evi okula yakındır. Yüklemi buluyoruz önce. Evet. Yakındır tabii ki yüklem. Yakın olan nedir diye soruyorum. Dayımların evi. Sadece evi değil. Neden? Çünkü burada bir bakın belirtili isim tamlaması var. Tamlamaları ne yapıyorduk? Ne sıfat tamlamasını ne isim tamlamasını bölmüyorduk. Bu sadece öznede olmasına gerekmiyor. Öznede, yüklemde, dolaylı tümleşte, nesnede, nerede olursa olsun tamlamaları bölme. Ben bunu kabul edemem diyor. Kabul edemem yüklem. Kim? Kabul edemeyen kim? Ben. Peki ben cümlenin öznesi ama tür olarak nasıl bir tür? Zamirdir. Yani ismin yerini tutmuştur. Benim adım Ali diyelim. Ali'nin yerini tuttu. Gelen gideni aratır. Bir önceki konuyu hatırlayacağız fiilimsi şimdi. Aratır yüklem. Aratan kimdir? Gelen. Gelenden kastım nedir benim? Gelen kişi, gelen insan değil mi? Buradaki eni hatırlayalım. Bu tanıdık bize. Evet sıfat fiil eki değil mi? O zaman ne yaptı? Adlaşmış sıfat fiil yaptı. Demek ki özne adlaşmış sıfat fiil de olabiliyormuş. Atatürk bu ülkeyi bize emanet etti dediğimiz zaman burada yükleme etti olarak almayacaksınız tabii ki. Çünkü burada bir yardımcı eylemle oluşmuş bir yüklem var. Etmek, olmak biliyorsunuz. Etmek, et ve ol yardımcı eylemlerimiz vardı. Bunun dışında başka yardımcı eylemlerimiz de var biliyorsunuz. Neydi onlar? Kılmak, eylemek ve buyurmak. Ama en çok kullandıklarımız bu ikisi. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi bunları gördüğünüz zaman kendinden önceki isimle bir birleşik yapı oluşturacaktır. Onun için yüklemi sadece etti olarak almayacağız. Emanet eden kimdir? Atatürk. Atatürk bir isim değil midir? İsimdir. O zaman özne isimlerden de oluşabiliyor gördüğünüz gibi. Devam edelim. Şimdi bu önemli bir özellik. Özellik demeyelim ama bilinse iyi olur. Özne olan kelimeler hiçbir şekilde bakın hal eki almaz.
Haletleri nelerdi? Hatırlayalım. Belirtme hali, yönelme hali, bulunma hali, son olarak evet ayrılma hali değil mi? Ya da diğer adıyla çıkma hali. 4 taneydi. Bunlardan hiçbirini almaması gerekiyor. Eğer haleti alırsa özne olmaktan çıkıyorlar. Nesne, yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı olabilirler. Bu şu demek değil, özne hiç eki almayacak mı? Öyle bir şey tabii ki söylemiyoruz. Mesela çoğul eki alabilir, sahiplik eki yani iyilik eki alabilir. Örnekleyelim, arkadaşım benim için her şeyi yapar. Yapar yüklem. Yapan kimdir? Arkadaşım, özne mi özne? Kim sorusuna cevap verdi. Aynı cümleyi biraz değiştirelim. Arkadaşımı çok severim. Severim yüklem. Seven kim? Bu mu? Arkadaşımı mı? Tabii ki değil. Severim diyor bak. Burada kişi eki var. Ben. Ben ne oldu arkadaşlar burada? Gizli özne oldu. Peki bu ne oldu? Şundan dolayı birazdan göreceğimiz bir nesne olacak bu. Özne çeşitlerini şöyle bir kontrol ettiğimizde özellikle gerçek özne ve sözde özneyi çok iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Bu demek değil ki gizli öznedir, işte örtü öznedir bunlar önemli değil. Tabii ki önemli ama özellikle biz sözde özne, gerçek özne farkını ayırt edersek özneyle ilgili hiçbir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Şimdi bakın gerçek özne nedir? Hiç tanıma girmeden yüklemdeki işi yapan ögeye biz özne demiştik. Eğer bu özne cümlede açık bir şekilde buradaki gibi verilmişse bilin ki gerçek öznedir. Çocuk köpeğine sıkıca sarıldı. Sarılma işini kim yapmış çocuklar? Çocuk yapmış. Gerçekten bakın yazmış mı yazmış. İşte buna biz gerçek özne, diğer adıyla açık özne diyoruz. Adı üstünde. Devam edelim gizli özneye bakalım. Çocuklar gizli özne bu gerçek öznenin cümleden alınması, sadece kişi ekinden bulunması. Köpeğine sıkıca sarıldı diyoruz. Sarılan kimdir diyorum. Bakın şu şurayı görmeyin. Sarılan kim? Var mı cümlede? Yok. Ama biz buradaki kişi ekinden, üçüncü tekil kişi ekinden bunun o olduğunu anlıyoruz. Mesela sarıldım deseydi ben olurdum. Sarıldın sen. Sarıldı kim? O. O bir gizli öznedir. Eğer ben bu o'yu cümlenin içine yazmış olursam gizli özne olmaktan çıkar. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar, bunlar gizli özne olacak diye bir şey yok. Sen onu kalkıp cümlenin içine yazarsan artık gerçek bir özne de olur. Ama buradaki gibi sadece kişi ekinden anlarsak o zaman da ne olur? Gizli bir özne olur. Şimdi çocuklar gizli özne gerçek bir özne. Hemfikir miyiz? Sıkıntı yok. Fakat bu gizli özne gerçek özne olmasına rağmen öge sayısına da öge sıralamasına da dahil edilmiyor. Bak çok önemli. Buradan soru geliyor. Deneme sınavlarında, denemelerde sıkça görüyoruz. Neden LGS'de de gelmesin? Olabilir. Gizli özne öge sayısına dahil edilmez. Bakın köpeğine sıkıca sarıldı. Yüklem diyelim. Diğer ögeleri demediğimiz için onları söylemeyeceğim. Şu bir öge olsun köpeğine. Sıkıca da bir diğer olsun. Öge olsun. Etti 3. Şimdi kalkıp şunu dördüncü öge olarak göstermeyeceksiniz. Veya sıralama yaparken önce özneyle asla başlamak yok. Bunu yok hükmünde sayacaksınız. Aman dikkat. Evet, önemli bölüm sözde özne. Biz aslında çatı konusunda da buna vakıfız. Bunu biliyoruz. Sözde özne dediğimiz ne? Aslında cümlede gerçekten işi yapan ögenin olmadığı durumlarda mecburiyetten bir öge özne konumuna geçiyor. Bu öge aslında özne değil. Bu yüzden ona sözde özne adını veriyoruz. Nasıl ayırt ediyoruz? Yüklemde mutlaka L ve N eki oluyor çocuklar. Yüklemde L ve N eki oluyor. Biz buna sözde özne diyoruz. Peki hocam her L N eki acaba bir sözde özne oluşturur mu? Hayır, böyle bir şey asla söylemiyorum. Çünkü LN ekini alıp da gerçekten öznesi olan cümlelerimiz var. Cam kırıldı örneğine bakalım. Şimdi çocuklar kırıldı yüklem. Zaten göstermişiz. Bakın L ekini de buradan sizin için gösterdim. Kırılan nedir diyorum? Cam. Peki cam kendi kendine kırılır mı? Yoksa dışarıdan bir güç, bir kuvvet mi gerektirir? Hani birden kapıyı, pencereyi her yere açarsınız, birden hızlıca çarpar. Orada dahi yine kendi kendine kırılmaz. Çünkü ona neden olan bazı olaylar olmuştur. Şimdi cam kırılma işini yapabilecek bir güce sahip olmadığı için mecburen etkilenen ögedir aslında. Kırılmadan etkilenendir. Yani aslında bu birazdan göreceğimiz bir nesnedir. Mecburen özne olduğu için biz buna sözde özne diyoruz. Örtülü özne ne peki? Cümleleri okurken genellikle böyle tarafından CCA gibi ifadeler görebilirsiniz. Şu örneklerdeki gibi hırsız polis tarafından yakalandı. Polis tarafından nedir? Örtülü öznedir.
Veya soru öğrencilerce çözüldü dediğimiz zaman çözüldü kim tarafından? Öğrencilerce. Yani siz bu tarafından ve CC gibi ifadeler görürseniz bunun mutlaka örtülü özne olduğunu hatırlayınız lütfen. Evet, gelelim temel ögelerin sonuna. Şimdi yardımcı ögelere bakalım. Yardımcı öge dediğimiz ögeleri biz 3 bölümde incelemiştik biliyorsunuz. Önce nesne, ardından yer tamlayıcısı, son olarak da zarf tamlayıcısı. Öncelikle nesne ile başlayalım. Nesne nedir? Nesne, öznenin yaptığı işten etkilenen varlıktır. Şimdi demin cam kırıldı örneğini hatırlayın. Biz bunun nesne olduğunu söylemiştik aslında ama mecburiyetten sözde özne konumuna geçtiğini söylemiştik. Mesela Ali camı kırdı deseydik. Ali camı kırdı. Burada işi yapan Ali'dir. Ali'nin yaptığı işten etkilenen varlık nedir? Camdır. Cam nedir o zaman? Bir nesnedir. Nesneleri bulmak için ne, neyi ve kimi sorularını sorarız çocuklar. Neyi ve kimi sorularını bulmak için sormak için belirtili nesne olması bekleniyor. Belirtisiz nesnede de ne sorusu. Bakın bu ne sorusu bir yerden tanıdık. Evet aynen. Öznenin sorularından biri. Bunu nasıl ayırt edeceğimizi birazdan göreceksiniz. Belirtili nesneye başlayalım. Belirtili nesneye belirtili denmesinin sebebi aslında nedir? Belirtme hal ekleri vardı hatırlayın. İyi hali diye öğrenmiştik biz onu. İşte o iyi hali eklerinden birini almışsa şuradakilerden biri de olabilir çünkü ses uyumuna uyuyor. Bunlardan birini alırsa ne olur? Belirtili nesne olur. Mesela çocuk odayı temizledi dediğimizde neyi temizlemiş çocuk? Yüklemi buldum. Temizleyen kim? Aynen çocuk. Çocuk neyi temizlemiş? Odayı temizlemiş. Bakın. Arkadaşlar neyi sorusuna cevap verdiği için bu ne oldu? Belirtili nesne oldu. Gazeteyi her gün okuyorum. Yüklemi buldum. Okuyorum. Okuyan kim? Bir gizli öznemiz var. Bakın nereden anladım? Şuradaki kişiye kimden anladım tabii ki. Okuyorum ben. Ben neyi okuyorum? Gazeteyi okuyorum. Belirtili nesne oldu mu? Oldu. Bakın. Zaten belirtme hal ekini almış. Bu kadar. Eğer belirtme hal eki almışsa mutlaka nesne ve belirtili nesne oluyor. Belirtisiz nesne ne? Bu bahsettiğimiz eki almazsa belirtisiz nesne oluyor. Bu kadar basit. Deminki örneği tekrarlayalım. Her gün gazete okuyorum. Şimdi bunu iyisini attığımız zaman gazeteyi okuyorum değil de gazete okuyorum dediğiniz zaman okuyorum yüklem, okuyan kim yine ben. Ben ne okuyorum? Bakın neyi okuyorum diyen an. Niye? Çünkü iyi eki yok bakın burada. Şimdi yok. Ne okuyorum? Gazete okuyorum. O zaman ne oldu? Net bir belirtisi nesne oldu. Özne ile birlikte bunun sorusu da nedir? Nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi çocuklar biz öge sıralamasında matematikte nasıl ki işlem önceliği varsa çarpma ve bölmenin Türkçe'de de özellikle cümlenin ögelerinde bir sıralanış söz konusu. Biz önce yüklemi buluruz, ardından özneyi buluruz, son olarak nesne ve diğerlerini buluruz. Yani cümlenin ögelerinde izlememiz gereken yol nedir? Şudur, yön. Yüklem, özne, nesne. Devam ediyorum. Örnekleyelim. Bu rüzgar yağmur getirir örneğine hep beraber bir bakalım. Şimdi getirir yüklem. Tamam. Getiren nedir? Bu rüzgar. İşi yapan bu rüzgarmış. Bu rüzgar ne getiriyor? Yani bu rüzgarın yaptığı işten etkilenen nedir? Rüzgarın getirdiği yağmurdur. Belirtisiz nesne. Bakın her ikisi de ne sorusuna cevap vermesine rağmen demin öğrenmiş olduğumuz yön sözcüğünü takip edersek yüklem, özne, nesne. Aman dikkat edin. Kalkıp buna özne derseniz soruyu yanlış yapmış olursunuz. Gelelim belirtili ve belirtisiz nesneden sonra yer tamlayıcısı yani dolaylı tümlece. Dolaylı tümleç dediğimiz olay böyle birçok öğrencinin ya hocam bunun sorusu çok fazla işte biz öznede 3 tane soru gördük. Nesnede işte 3 öznede 2 soru gördük. Nesnede 3 soru gördük. Dolaylı tümleçte bir sürü soru var. Bunları nasıl akılda tutacağız diye serzenişte bulunuyorlar. Çocuklar hiç korkmaya gerek yok. Son derece basit bir mantığı var. Şimdi onları size anlatacağım. Şimdi bir tanıma bakalım. Diyor ki yönelme, bulunma ve ayrılma yönüyle işi oluşu durumu tamamlamışsak yer tamlayıcısı oluşturmuş oluruz. Ne demek şimdi bu hocam? Ne demek yönelme, bulunma, ayrılma? Şimdi biz belirtili nesneyi bulmak için i halini kullanıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Şimdi burada yönelme diyor. Demek ki e halini kullanacağız. Bulunma diyor. Demek ki d halini kullanacağız. Ayrılma diyor. Demek ki kelimemizde mutlaka den hali yani çıkma hali olacak. İşte sizin sözcüğünüzde şu üç ekten birisi varsa
Çok büyük bir ihtimalle yer tam mevzusu olacak. Neden çok büyük bir ihtimalle dedim? Onu zarf cümleci bölümünde anlatacağım. Şimdi tamam, bunları öğrendik. Hocam 9 tane soru var bakın. Şuradan bakalım. 3, 6, 9. Nasıl ezberleyeceğiz? Çok basit. Bakın kim ve ne? Hangi ögeleri bulduruyordu bize? Tabii ki özneyi bulduruyordu. Ne yapmışım arkadaşlar? Teker teker bu ekleri eklemişim. Bakın kime? Bakın kimde? Bakın kimden? Yani sen öznenin sorusunu hatırlayacaksın. Bir de şu EDD ne hatırlayacaksın? O kadar. Ekle. Kime? Kimde? Kimden? Ne sorusuna ekliyorum? Ne e diyecek halimiz yok. Araya kanaştırma giriyor. Neye? Neyde? Neyden? Bakın E, D, den. E bu da ne değil mi arkadaşlar? Yani şu ikisi aslında özne sorusuna ED'den eklemekten başka bir şey yok. Sadece dolaylı tümleç kendine özgü tek bir kelimeye sahip. O da nere. Nere sözcüğünü yine ED'den ekliyorsunuz. Bu kadar. Yani sizden ricam nere sözcüğünü dolaylı tümleçle özdeşleştirin. Sadece kim ve neyi de özneden hatırlayın. Ek olarak da yönelme, bulunma ve ayrılma hallerini teker teker sırayla ekleyin. İlkokul çocukları bile koysak rahat rahat bu ekleri yanına yazarlar. Sizler çok daha iyisini yaparsınız zaten. Bir problem olmaz. Yani bu 9 soruyu lütfen aklınızda tutun. Bu şekilde tutarsanız bence çok rahat etmiş olursunuz. Şimdi örnekleyelim. Caddede yeni bir mağaza açılmış. Açılmış yüklem. Açılan nedir arkadaşlar? Bak diyorum. Açılan nedir? Yeni bir mağaza. Özneyi bulacağız. Yönden dolayı önce özne. Yön. Özneyi buldum. Bu da yüklemdi. Yeni bir mağaza nerede açılmış diye soruyorum. Bakın nerede sorusunu sormama neden olan nedir? Bu D'dir değil mi? D hali. Bu ne oldu? Dolaylı tümleç oldu tabii ki. Yani yer tamlayıcısı oldu. Bu kadar basit. Kuleye çıkınca sabah güneşinin henüz dağılmadığı, hafif sislerle örtülü ufka dikkatle baktı. Baktı yüklem. Bakan kim? O. O neye bakmış arkadaşlar? Neye bakmış? Şimdi sadece ufka bakmış diyemezsin. Neden? Hatırlarsınız demiştim ki tamlamaları bölemezsiniz. Burada bir tamlama var. Sabah güneşinin henüz dağılmadığı hafif sislerle örtülü ufka. Nasıl ufka? Sabah güneşinin henüz dağılmadığı hafif sislerle örtülü ufuk. Bakın burada bir ne var arkadaşlar? Dik ekimiz var değil mi? Bu neydi? Sıfat fiildi hatırlayın. Tamlama oluşturdu. Tamlamaları bölemiyorsun. Sonunda da ea var bunun. Demek ki dolaylı tümleç oldu bu. Biz genellikle de böyle sanki bir sözcükmüş gibi düşünüyoruz. Ama değil, bir sözcük olmayabiliyor. Gördüğünüz gibi bayağı uzun bir söz grubu karşımızda. Son bölüm zarf tamlayıcısı. Zarf tamlayıcısını iyi anlamak için geçen sene öğrenmiş olduğumuz zarfları iyi bilmek gerekiyor. Zarflar özellikle fiillerin, fiilimsilerin, kendi türünden sözcüklerin anlamlarını çeşitli yönlerden etkiliyordu. Sıfatların anlamlarını çok değişik yönlerden etkiliyordu. Durum yönünden, sebep yönünden, sonuç, sebep-sonuç ilişkisi kurabiliyordu. Amaç-sonuç ilişkisi kurabiliyordu. Zaman ilişkisi, yine aynı şekilde miktar yönünü değerlendirebiliyorduk. Yani eylemin yönünü, durumunu, sebebini, hangi araçlarla, hangi sebeple, ne zaman, ne miktarda gerçekleştiğini ifade eden söz gruplarına biz cümle ögesi olarak zarf tamlayıcısı diyoruz. Zarf tamlayıcılarını bulmak için arkadaşlar belli başlı sorularımız var. Nasıl sorusu, durum zarfıydı biz zaten bu. Ne zaman, biliyorsunuz zaman zarfıydı, zamanı veriyor. Neden ve niçin sebep içeriyor. Nereye, aslında buraya nereye yönüne, nereye yerine, ne yöne de diyebiliriz. Ne yöne ya da ne tarafa sorusunu sormak daha iyi olacak. Çünkü nereye biliyorsunuz dolaylı tümlecin sorusu kafayı karıştırabiliyor. Birazdan bununla ilgili güzel bir uyarımız var. Dikkat edin. Ne kadar, ne ile, kim ile. Şu ikisi aslında edat tümlecidir. Fakat ortaokul grubunda biz bunları zarf tümleci olarak alıyoruz. Lise grubunda bunlar edat tümleci olarak verilecek. Soru cevaplayalım şimdi. Yağmur yağdığı için sular kesilmiş. Kesilmiş yüklem. Kesilen nedir? Sular özne. Sular niçin kesilmiş diye soruyorum. Yağmur yağdığı için. Bakın zarf tümleci. Niçin ya da neden? Beklediğim film sinemaya yarın gelecekmiş. Gelecekmiş yüklem. Gelecek olan nedir? Beklediğim film özne. Beklediğim film ne zaman gelecekmiş? Yarın. Zaman anlamı katıyor. Gördüğünüz gibi. Önemli bir uyarı. Ben buranın bir soru getirebileceğini düşünüyorum. Onun için bir yıldızlıyorum. En azından denemelerde falan karşınıza çıkarsa lütfen bu uyarıyı hatırlayıp yapın. Şimdi çocuklar bu yön bildiren ne yöne ne tarafa ifadeleri taşıyan içeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri
öteberi gibi sözcükler. Şuradaki gibi kök halinde yani ek almadan kullanılırlarsa zarf tümleci olurlar, tamam mı? Yani siz bunlara kesinlikle bir ek eklemeyeceksiniz. Ek eklerseniz ne demek hocam ek? Yani ismin hal eklerinden birini eklerseniz, ismin hal eklerinden 4 taneydi, hepsi değil ama mesela E'yi, D'yi ve D'ni eklerseniz, E, D ve D'ni eklerseniz dolaylı tümleci elde edersiniz çocuklar. Peki diğer ek neydi? İ haliydi. İ'yi eklerseniz ne veriyordu? Belirtili nesneyi vermiyor muydu? Aynen burada da belirtili nesneyi verecek işte. Beren dışarı çıktı diyoruz. Çıktı. Kim? Beren. Beren ne tarafa, ne yöne çıkmış? Dışarı. Bakın eksiz. Zarf tümleci. Beren dışarıya çıktı. Çıktı. Çıkan kim? Beren. Özne. Beren nereye çıktı diye sorabilirim. Çünkü sonunda ne var bunun? Bakın yönelme 2 var. Beren dışarıyı temizledi dediğimiz zaman temizleyen kim? Beren. Özne. Beren neyi temizlemiş? Bakın sonunda ne var? I eki var. Yani belirtme hal eki. Yani belirtili nesne. Gördünüz mü aradaki farkları? Aslında çok böyle dikkat etmediğinizde soruyu kaçırabilirsiniz. Aman dikkat edelim. Devam ediyorum. Bir başka uyarı. Bu sorularda geliyor. Diyor ki soru kelimesi hangi ögeyi bulduruyorsa öge onunla aynı görevlidir. Diyor ki işte ne zaman geleceksin? Buradaki soru cümlesi hangi ögeyi buldurmaya yöneliktir diyor. Şimdi çocuklar çok basit. Ne zaman kelimesi hangi ögeyi bulduruyor normalde? Zarf tamlayıcısını bulduruyor. Demek ki onu bulduracak. Bu kadar basit. Sana kim seslendi dediğimiz zaman kim hangi ögeyi bulduruyor? Özneyi buldurmuyor mu? Bu kadar basit. Demek ki cevap özne olacak. Bu pantolonu nereden aldın? Nereden hangi ögenin sorusuydu? Tabii ki dolaylı tümleci yani yer tamlayıcısının. Demek ki cevabın da senin yer tamlayıcısı olacak. Bu uyarıya da dikkat edelim. Evet, yine birçok arkadaşımızın zaman zaman düştüğü bir hata. Mesela soruyu çözüyor. Diyor ki neyin, kimin diye sorular yöneltiyor. Yok böyle bir şey çocuklar. Eğer siz yükleme neyin ya da kimin diye sorular soruyorsanız bilin ki bir tamlamayı yanlışlıkla ikiye bölmüşsünüzdür, parçalamışsınızdır. Ali'nin kitabı kayboldu dediğimiz zaman kaybolan kitap değildir. Ali'nin kitabıdır. Buna lütfen dikkat edin. Böyle bir durum olursa lütfen cümleyi yeni baştan değerlendirin. Yani zaman kaybederim diye düşünmeyin. Unutmayın böyle bir hata yaparsanız belki de sorunun tamamını kaybedebilirsiniz. Onun için belki bir dakikada soruyu tekrar gözden geçirin. Önemli bir başka uyarı, bunu tüm ögeleri bulurken lütfen değerlendirin. Cümlenin ögelerini bulurken çocuklar, cümledeki isim tamlamalarını, sıfat tamlamalarını, deyimleri, ikilemeleri, birleşik kelimeleri, kelime gruplarını arkadaşlar parçalayamazsınız. Eğer kalkıp isim tamlamasını bölersen, yani Ali'nin kitabında Ali'yi ve kitabı ayırırsan, güzel kalemde güzelle kalemi ayırırsan, işte öğretmenimin gözüne girdim derken gözle girmek fiilini ayırt edersen bu iş biter. Yanlış yaparsın. O yüzden lütfen dikkatli olun. Bunları parçalamayın. Bu kulağınıza küpe olsun. Cümlenin ögeleriyle ilgili çok önemli bir bölüm daha. Böyle bir işaret koymuş olalım. Zaten uyarıda yazdık. Devam edelim. Şimdi bir örneğimiz var. Ali çok dürüst arkadaşımdır diyor. Şimdi böyle bir yanlış çözüm yapıyor arkadaşlarımız. Diyor ki arkadaşımdır yüklem. Arkadaşım olan kimdir? Ali özne diyor. Ali nasıl bir arkadaşımdır diyor. Dürüst. Nasıl dolaylı tümleç veriyordu bana diyor. Zarf tümleci verip diyordu bana. Zarf tümleci yapıyor. Ne kadar dürüst bir arkadaştır diyor. Miktar zarfı yapıyor. Yine zarf tümleci yapıyor. Yanlış. Neden? Çünkü bak burada dürüst arkadaş, nasıl bir arkadaş sorusuna cevap vermiyor mu bu? Tabii ki veriyor. Nasıl bir arkadaş? Dürüst bir arkadaş. Şimdi bu bir sıfattır. Hemen gösterelim. Dürüst bir arkadaş. Peki ne kadar dürüst dediğin zaman, şimdi burada dürüst arkadaş yaptığında şu çok kelimesi de sıfat tamlamasına eklemlenir. Çok dürüst arkadaşın tamamını yüklem olarak alırsın. Çok dürüst arkadaş olan kimdir? Ali'dir özne. Doğru çözüm böyle olması lazım. Yani yüklem ve özne şeklinde olması gerekiyor arkadaşlar. Unutmayın, yüklemi bulduktan sonra ne yapacaktık? Önce özneyi, sonra nesne ve diğerleri. Hatırlamamız gereken şey neydi? Yüklem, özne, nesne yani yön. Şimdi gelin biraz etkinlik yapalım. Ondan önce soruları şöyle bir hatırlayalım son kez. Sonra etkinliklere başlayalım. Özne için kim ve ne? Nesne için belirtisiz nesnede ne? Belirtili nesnede İ ekinden dolayı neyi ve kimi. Dolaylı tümleşte hatırlayın yönelme E, bulunma D ve ayrılma D eklerinden dolayı kime, kimde, kimden, kime, kimde, kimden, neye, neyden, neyden, nereye, nerede, nereden sorularını soracağız.
zarf cümleci için ne yapıyoruz? Nasıl, niçin, neden, ne zaman, ne kadar, nereye, ne ile, kim ile gibi sorular soracağız arkadaşlar. Evet, şimdi gelin biraz cümleleri inceleyelim, çözümleme yapalım. Hatalarımız falan olursa bunları giderelim hep beraber. Gençler, birinci cümleye baktığımızda kadın çocuğunu çok merak ediyordu cümlesini görüyoruz. Şimdi burada ben yüklemi ediyordu diye almak istiyorum. Ediyordu, benim yüklemim olsun diyorum. Yanlış mı sizce? Yoksa doğru mu yaptım? Etmek fiili neydi? Bir yardımcı eylemdi. Ben bunu tek başına şu anda alamam. Çünkü burada merak etmek diye veriyor. O zaman ne diyorum? Merak etmek yüklendir. Merak eden kimdir sorusunu yöneltiyorum. Merak eden kadındır. Öznenin sorusunu sordum, özneyi buldum. Kadın birisini merak ediyormuş. Kadın kimi merak ediyormuş? Çocuğunu merak ediyormuş. Ne oldu arkadaşlar? Bakın burada ı'dan dolayı ne oldu? Nesne oldu. Nasıl bir nesne? Belirtili nesne oldu değil mi? Peki ne kadar merak ediyormuş? Miktarını gösteriyor. Miktar gösterdiği için bu da ne oldu? Zarf tümleci ne kadar sorusuna cevap verdiği için. Gördüğünüz gibi ögeleri bu şekilde değerlendirdik. Türkçe dersinin en önemli konusu cümlenin ögeleriydi. Şimdi burada cümlenin ögeleri, bakın ne var? Bir belirtili isim tamlaması var. O zaman tamlamaları bölemiyordum. Yüklemi buldum. Cümlenin ögeleri olan nedir? Cümlenin ögeleri olan nedir? Türkçe dersinin en önemli konusudur. Cümlenin ögeleri. Ne cümlenin ögeleri diye sorabilirsin. Ama bence cümlenin ögeleri olan nedir? Türkçe dersinin en önemli konusu özne. Bunu niye tamamen aldım? Yine bir tamlama söz konusu olduğu için. Ege bölgesi muhteşem bir doğa olayına ev sahipliği yaptı. Cümlemize şöyle baktım. Yaptı yüklem. Yapan nedir? Ege bölgesi özne. Ege bölgesi ne yapmış Ege bölgesi? Ev sahipliği yapmış. Nesneyi buldum. Ege bölgesi neye bir ev sahipliği yapmış? Muhteşem bir doğa olayına. Bakın sonunda ne var bunun? Yönelme var. Neye sorusu bize dolaylı tümleci, yani yer tamlayıcısını veriyordu. İşte bu kadar. Sayısız bitki türünün bulunduğu bu milli parkı geçen yılın ortasında ünlü sanatçılar ziyaret ettiler. Ettiler mi? Ziyaret ettiler mi? Tabii ki etmek yardımcı eyleminden dolayı ziyaret ettiler. Ziyaret edenler kimler? Evet, ünlü sanatçılar. Özne, çok güzel. Ünlü sanatçılar nereyi ziyaret etmişler? Sayısız ya da neyi diye sorabiliriz. Sayısız bitki türünün bulunduğu bu milli parkı neyi? Bakın ı var sonunda. Belirtili nesnemiz var. Nesne. Ne zaman? Geçen yılın ortasında ziyaret etmişler. Yine bir zaman içerdiği için bir zarf tümlecimiz söz konusu. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde değerlendirdik. Birkaç tane de çoktan seçmeli çözüp konuyu yavaşça tamamlayalım. Şimdi yukarıda yönelme ekleri ED'den bahsetmiş. Bunlar dolaylı tümleç ekleri demiş. Hangisinde diyor dolaylı tümleç kullanılmamıştır? Şöyle bir kontrol edelim. Bu yarışmada başarılı olacağımı düşünüyorum. Düşünüyorum. Kim? Ben. Ben neyi düşünüyorum? Başarılı olacağımı düşünüyorum. Neyde başarılı olacakmışız? Bu yarışmada bakın D'de dolaylı tümleç var. Bu yıl yine bahçede envai çeşit sebze yetiştireceğiz. Yetiştireceğiz kim? Biz. Biz ne yetiştirecekmişiz? Envai çeşit sebze, nesne. Nerede yetiştireceğiz? Bahçede. Bakın D2'ni gördük mü? Yine dolaylı tümleç. Bilişim mağazasından bir bilgisayar aldım. Aldım. M var bakın. Kim o zaman? Ben. Gizli özne. Ben bu ne almışım? Yeni bir bilgisayar almışım. Nesne oldu. Bu bilgisayarı nereden aldım? Bilişim mağazasından. Bakın ekimiz yine var. Yine dolaylı tümleç. Geriye ne kalıyor? D şıkkı. Bakalım. Bu zamanlarda yaylan havası güzel olur. Bakın burada D daha var ama ne zaman yaylan havası güzel olur? Bu zamanlarda. Demek ki bu zarf tümleci içeriyor. Onun için cevap Denizli oluyor. Verilen bir cümleyi ögelere ayırırken her sözcüğün bir öge olarak karşımıza çıkmadığını görürüz. Bazen öbek şeklinde olur ve öbekleri biz bölemeyiz diyor. Hangisinde bu anlamda bir hata var? Buna bakalım. Düşüncelerini ifade ederken duygularını katmaz. Katmaz yüklem. Kim? O. O neyi katmaz? Duygularını katmaz. Nesne. Bakın hatta belirtili nesne ı'dan dolayı. Peki o duygularını ne zaman katmazmış? Düşüncelerini ifade ederken zarf tümleci var. Hatta bakın burada ne var? Bir zarf fiil var. Zarf fiil varsa zarf tümlecidir o. Zarf tümleci gördüğünüz gibi. Burada sıkıntı yok.
Yeni çıkan edebiyat dergileri güzel işler yapıyor. Yapıyor Yüklem. Yapan nedir? Edebiyat dergileri midir? Yoksa şu andan dolayı yeni çıkan edebiyat dergileri midir? Sıfat fiildiri bu. Tamlama oluşturur tabii ki bu. Burada bir hata var arkadaşlar. B şıkkı sorunun doğru cevabı olmalı. Gelelim son bir sorumuza. Onu da yapalım. Böyle sorular LGS'de çıkabilir. Böyle işaretli, böyle seni oraya git, buradan oraya git. İşte bulmaca şeklinde sorular. Bu öge hangi öge? Onu bulalım. Yazar yazmaya başlamadan önce geniş bir birikime sahip olmalıdır. Yüklem. Sahip olmalı kim? Özne, yazar. Yazar neye sahip olmalı? Geniş bir bilgi birikimine. E var. Neye sorusu? Yer tamlayıcısı. Burayı iptal ettim. Yer tamlayıcısından gidiyorum. Uzun bir aradan sonra tekrar görüştük. Görüştük. Kim? Biz. Biz. Zaten bak sonra diyor. Ne zaman görüşmüşüz? Uzun bir aradan sonra. Ne zaman hangi ögeyi veriyordu bize arkadaşlar? Zaf tamlayıcısı. Kesinlikle. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi cümlenin ögeleri konusunu pratik bir şekilde işlemeye çalıştık. Derse katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın gençler.